Unut. Nasılsınız gençler? Heyecan var mı? Sonunda son noktaya geldiniz. Merhabalar. Hiç kötü deme, hiç kötü deme. Daha yeni 2019 YDT'den çıktım. Helal sana. Hocam kestirdim evet. Kestirdim attım. Selam. Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle son tavsiyelerden bahsedeceğim. Aslında soru çözümü üzerine değil de sorulara yaklaşım üzerine bir bakış açısı kazanmak amaçlı, son bir tekrar amaçlı. Şöyle bütün 80 sorunun 80'ini ya da kelime sorularını nasıl çözerim, bağlaç sorularını nasıl çözerim ya da ters sorularını çözerken neye dikkat etmem gerekiyor vesaire gibi. Şöyle toplayacağım, 2020 sınavını aldım, açtım önümde. Bir sorulara bakarken nelere dikkat etmen gerekiyor? Çok sıkıntıya düştüğünde nereye bakman gerekiyor? Bunların üzerine duracağız. Sanki 4 gün sonra sınav yokmuş gibi yatıyorum tüm gün. Aferin, aferin Elif Hocam. Aferin, helal sana. Bakayım yavaş yavaş toplanıyor arkadaşlarımız. Şimdi her şeyden önce arkanıza yaslanın. Soru çözüm dersi olmayacak bu ders. Birazcık daha ne diyeyim böyle bir bakış açısı kazanmak amaçlı, son tekrar amaçlı bir ders olacak. Neler yapmamız gerekiyor? Hani yaparken bakarken de çözerim merak etmeyin. Kelime sorularını nasıl yaklaşmam gerekiyor? Kelimenin türüne, ona göre nereye bakmam gerekiyor diye. Böyle tek tek ne yapacağız? Bütün sorular üzerinden bir yoğunlaşacağız. Heves kalmadı deme, bitecek. Dayanın, çok az kaldı. Bitecek. Şu hafta sonu bitince çok rahatlayacaksın. Ondan sonra ne yapıyorsan yap. Ama bu son kalan 4 günü ne yapman gerekiyor? Birazcık okumalarınla, birazcık kelime çalışmalarınla takviye etmen gerekiyor. Şimdi kelime soruları şans değil asla. Asla kelime soruları şans değil. Kelime ne çıkarsa diye düşünmeyeceksin. ÖSYM'nin aslında bir kelime havuzu var mı? Var arkadaşlar. Bu kelime havuzunu sen eğer bütün YDT'leri taradıysan, YÖK dilde çıkmış kelimelere böyle bir bakıyorsan, onun dışında YDS'de şıklarda çıkmış olan kelimelere hakimsen kelime sorusundan ne yapmayacaksın? Korkmayacaksın. İlk 5 sorudan korkmamak için şu 4 gün boyunca ben gruplara atacağım tekrardan. YDS'nin çıkmış kelimelerini lütfen çalışın. Baştan aşağı onlarla ilgili kesinlikle çıkacak kelimeler. Kelime soruları çözerken ilk 5 sorumuz biliyorsun ki kelime soruları. Defalarca stem from'u sordu mu sordu. Şu account for'u sordu mu sordu. Rest on'u sordu mu sordu. Bak go through, pass through sordu mu sordu. Bring down sordu mu sordu. Şans mı? Şans değil. Asla şans değil. Bilgi işi bak bu. O yüzden tek tavsiyem size bu 4 gün boyunca atacağım gruplara Telegram'dan atacağım YDS kelimelerini taramanız. Tamam. YDS'yi niye atıyorum? YDT'de, YÖK dilde, YDS'de hepsi aynıları çıktığı için, benzer kelimeler çıktığı için bir kelimeyi bilmemen senin faydana olacak. Şurada bir 5 şıklı bir tanesini bilmezsen, diğerlerini bilirsen ne yaparsın? Bir çıkarımda bulunursun. Şimdi kelime sorularını çözerken arkadaşlar neye dikkat ediyoruz? Birincisi, bu ilk 5 soruyu çözerken birinci yapman gereken, birincisi kelimenin türüne dikkat ediyorsun. Kelimenin türüne. Kelimenin türüne şınlar geldiği için kelimenin türü nedir? Burada isimdir. Making ne yapar? Ne yapar hakkında diğer insanların? Şimdi diğer insanların hakkında, diğer insanların davranışının hakkında ne yaparsın? Assumption yaparsın, varsayım yaparsın. Direkt yapıştıracaksın kelimenin türünü. Kelimenin türünü kaydettiğin anda kafana ne yapacaksın? Kelimenin türüne göre, cümledeki konumuna göre hareket etmen gerekiyor. Ne yaparak? Diğer insanların davranışları hakkında ne yaparak? Bak bunu soracaksın. İşte promise söz vererek, hatalar yaparak, işte öncelikler yaparak olur mu olmaz, varsayımlar yaparak demen lazım. Onun dışında kelimenin türü isimse bu şekilde tamlama yapacaksın. Peki kelimenin türü sıfatsa ne yapacaksın? Kelimenin türü sıfatsa boşluğun arkasındaki direkt neye odaklanman gerekiyor? İsme. Nasıl disiplin? Nasıl bir alan olarak? Tamam. Nasıl bir alan olarak sorman gerekiyor kendine. Bakıyorum nasıl bir alan olarak ayrıldıktan sonra felsefeden. Şimdi bir şey felsefeden ayrılıyorsa kelimenin soru türüne bakacak olursak sıfatsa bu nasıl bir disiplin bir şeyden ayrıysa bağımsız, independent olur. Bu kadar. Bu şekilde çalışman lazım. Onun dışında demek ki sıfatı da neye soruyorum ben? İsme soruyorum. Nasıl bir disiplin ve her zaman kelime sorularında boş şunun arkasına dikkat ediyorsunuz. Devamına bakacak olursam, devamında bir zarf gelmiş. Şimdi zarf sorularında neye dikkat etmen gerekiyor? Yapısal olarak anlam komple bir cümleyi de niteleyebilir bir zarf. Burada komple bir cümleyi nitelemiş. Onun dışında bir fiili niteler, onun dışında sıfatı niteler. Zarf dediğim adverb yapısı neyi niteliyormuş? Bir fiili niteliyor. Komple bir cümleyi niteleyebilir, cümleyi niteler.
Onun dışında neyi? Sıfatı niteler. Hocam sıfatı nasıl niteler? Boşluktan sonra sıfat gördüğün anda adverb'ü sıfatla birleştirmen gerekiyor. Şimdi evren was too energetic for stars to form. Bineylerin oluşması için, yıldızların oluşması için çok enerjik de, aşırı derecede enerjik de. Ama deyip devam ediyorsun. Ama it expand. O genişledikçe ve soğudukça. O zaman burada devamında başka bir dıkça dikçeliğe giriyorsan ne dersin? Başlangıçta aşırı böyleydi. Devamında böyle böyle oldu dersin. Tamam. Cevap ne olur? Direkt başlangıçta. Her zaman kelime sorularında boşluğun arkasına dikkat edin. Ne olursa olsun. Boşluğun arkasına. Geldin. Demek ki zarfı da bir fiile soruyorum. Bir cümleyi niteleyebiliyor. Bir de sıfatı niteliyor diyebileceğim. Peki fiil sorularını nasıl çözeceğim hocam? Boşluğun arkasına odaklanarak. Boşluğun arkasına dikkat et bak. Inside classroom, sınıfın içerisinde meydana gelen öğrenmeyi ne yapmak için? Şimdi ne yapmak için? Anlamsal olarak bakacaksın. Ne yapmak için? Sıklıkla başvurulur dışarıda. Dışarıda ders yapmaya. Öğrenmeyi arttırmak için dersin, mis gibi cevabın gelir. Odaklanman gereken nokta her zaman şurası olsun. Yani kelimenin bulunduğu noktanın boşluğun bir arkası, bir sonrası ve genellikle de boşluğun sağ tarafından gelir. Tamam? Anlaştık mı? Şans değil, kelime soruları asla şans değil. Atacağım, gruba atacağım. O kelimeleri bilmeden sakın girmiyorsun. Sonra bakıyorum, bu bir phrasal verb. Phrasal verbleri defalarca sordum. Rest onu, depend onu bilmeden derse sınava giremez. Base onu bilmeden sınava giremez. Onun dışında başka neler vardı? Neler vardı hatırla. Depend on, base on, bank on, rest on, count on ya da count upon. Bunları bilmeden sınava giremem. Go through, pass through. Geçmek anlamında kullanılan bir yapıydı. Go through, pass through. Geçmek, geçirmek anlamında. Şimdi o zaman kötü bir dönemden geçmek, kötü bir dönemin içinden geçmek sana şu true'yu da sonra prep olarak soracak mıyım? Soracağım. Bir tünelin içinden geçmek, ormanın içinden geçmek, bir şeyin içinden bakmak. True olarak içinden diye çevirebiliyorum. Ama true'yu bir de ne olarak bileceksin sen? By olarak bileceksin. Yani by tarafından vasıtasıyla anlamında daha çok kullanılıyor biliyorsun. Bring down alt etmek, alaşağı etmek. Stem from defalarca geldi. EYDS'de geldi. YÖK dilde geldi. YDT'de geldi. YDS'de üst üste iki sınavda geldi zaten. Bilmem gerekiyor mu? Tabii ki bilmem gerekiyor. Ne demek bu? Result from demek. Ne demek bu? Result from, emerge from, bir şeyden meydana gelmek, bir şeyden kaynaklanmak, arise from ya da derive from. Bunları bilmeden sınava giremem. Den meydana gelmek, den kaynaklanmak. Account for'un 3 anlamı var. Çok dikkat edin account for'a. Account for'un arkasından eğer half of gibi böyle yaklaşık anlamına gelen rakamsal ifade veriyorsa, rakamsal ifade veriyorsa half of gibi. İşte burada gördüğün işte ölümlerin yarısı yaklaşık gibi, yüzde percentage gibi ifadeler veriyorsa account for'u ne diye çevirirsin? Oluşturmak anlamında çevirirsin. Oluşturmak. Oluşturmak. Birinci anlam bu. İkinci anlamı ne account for'un? İzahat etmek, açıklamak anlamında YDS'de doğru cevap olarak gelmiştir. Sana da gelecek, yok dile de geldi demedi deme. Account for, izahat etmek, explain, açıklamak anlamında da kullanılır. Onun dışında bir de account for, responsible for anlamı vardır. Şimdi ben bir şeyden sorumluysam, responsible for sorumlu olmak demek. Ben bir şeyden sorumluysam eğer onu açıklamak zorundayımdır. Aklında öyle kalsın. Ama account for'un asıl dikkat etmen gereken noktası nedir? Account for'un asıl dikkat etmen gereken noktası boşluğun arkasında yaklaşık rakamsal ifade verir. Verdi mi? Yaklaşık ölümlerin yarısı dedi. Oluşturur. Cevap direkt account for. Bu kadar. Bu kadar bak. Şunu gördün. Half of'u gördün. Half of population, nüfusun yarısı. Hesaplamak anlamı da var ama count olarak. Count hesaplamak demek. Hesaplamak anlamını kullanmıyoruz sınavda. Account for bir oluşturmak, iki açıklamak, üç sorumlu olmak anlamında. Yaz bir kenara. Half of gibi yapı gördün, percentage gördün, rakamsal ifade gördün. Yapışacaksın account for'un yakasına. Tamam? Oluşturmak anlamında.
Demek ki aslında işin tekniğini bilmek lazım. Yani her kelimeyi biliyorsun tamam ama kelimenin kullanımını bilmen lazım. Buna çok dikkat edin. Ve dediğim gibi bu 5 soruyu yapabilmek istiyorsan eğer bu 4 gün içerisinde kelime bilgilerini gruplara atacağım olan 2013-2020 arasında çıkmış YDS Excel dosyası atacağım. Onu muhakkak çalışmadan sınava girmiyorsunuz. Kelime sorularını böyle yapıyorum. Kelime soruları bu. Kelimenin türüne karar verdim. Kelimenin bulunduğu yere baktım. Kaç dakika harcamalıyız bu bölümde? 5 dakika en fazla. Gördün yapıştırdın, gördün yapıştırdın, gördün yapıştırdın. 5 dakika harcayabilirsin burada bak. 5 dakika. 5 dakikanı alır zaten kelimeleri bildiğin anda. Odak noktan her zaman boşluğun bir önü bir arkası olsun. Ve kelime türünü yapıştırdığın anda yani kelime türünü anladığın anda arkasına önüne bakarak dersin ki ne yaparak diğer insanların davranışları hakkında varsayımlar yaparak ya da burada nasıl bir disiplindir? Separate from, ayrı olan, bağımsız bir disiplindir. Koy gitsin, mis gibi. Koy cevabını, devam et. Ondan sonra burayı belki okuman lazım. Direkt boşlukları dolduruyorsun. Kelimeyi boşlukların bulunduğu yere koyuyorsun bak. Kelimeyi boşluğun bulunduğu yere koy. Çok fazla çeviride eğer burada böyle bir dikkatini çeviriye yoğunlaştırırsan kelimeler birbirlerine çok yakın gelmeye başlayacak. Çok yoğunlaşırsan kelimeler birbirlerine yakın gelmeye başlayacak. Sen boşluğun bulunduğu yere normal kelimeni koyamayacaksın. O boşluğu doğru düzgün dolduramayacaksın. Odak noktan her zaman kelimenin türünü. Tamam? Anlaştık mı? 5 dakikanı verdim. Devamında baktın. Ne geldi? Ten sorusu geldi. Ten sorusunda her zaman birinci bakman gereken aman diyeyim. Her zaman ten sorusunu ne zaman yapıyoruz? Birinci bakman gereken anahtar kelime. Anahtar kelime kovalıyorum. Anahtar kelime yok. İkinci bakmam gereken zaman ve koşul bağlaçları. Zaman koşul bağlaçlarında ne olacak? Tense uyumu arayacaksın. Bir de zaman ve koşul bağlaçların ikinci cümlesinde ne gelmez? Bulunduğu cümlede will would going to gelmez diyeceksin. Yani when ve if'in bulunduğu yere şuraya ne gelmez? Would gelmez. Will gelmez ve be going to yapısı gelmez diyeceksin. Direkt sileceksin. O da yok. Zaman ve koşul bağlacı da yok. Üçüncü olarak çeviriye yükleneceksin. Çeviride acaba paslık bir ifade var mı diye. Paslık bir anlam yoksa cevap ne olacak? Ya simple present olacak ya present perfect olacak. Have has been verb ing. I have has verb 3. Ya da present modullar olacak. Present modullarda da genelleme bilimsellik tanımının olduğu yerde genellikle modal cevabın can olur, may olur, could olur. Buna da dikkat edin. Tamam. Genellikle genellemenin bilimselliğinin olduğu yerde modal karşılığı can, may, could çok zor ihtimal might. Doğru cevap bunlar olur. Onun dışında dikkat etmen gereken eğer cümlenin öznesi tekil özne ise cümlenin öznesi çoğul özneyse ve cümlede hiçbir anahtar kelime yoksa nereye gideceksin? Direkt verb 1, verb has o yoksa have has verb 3. Buna da dikkat et. Tamam. Zaten şurada now gördüm. Now'ı gördüğüm anda nereye giderim? Now. Şurada which'in içerisinde ama şurada end deyip devam etmişsin. Nereye gidebilirsin? Böyle bir baktın. Present'a gidebilirsin. Hayvanlar demiş. Şu soruyu çözün bakayım ne dersiniz? Değil mi? Büyüyorlar, hayvanlar gelişiyorlar dediğin için yapıştırırsın. Cevabını geçersin. Anlaştık? Bu kadar. Bu kadar. Anahtar kelime. Now yerine present yapı da gelebilir. Am I, verb, ing'i şıklarda göremediğin anda now yapısını gördüğün anda present yapılara da gidebilirsin. Ama neye gidemem? Şu tenslere dikkat edin. Hangi tensler onlar? Have, has, been, verb, ing. Ya da had, been, verb, ing. Ya da will have been, verb, ing. Bunları ben ne zaman kullanamam? Bunları illa anahtar süreç anahtar kelimesi ister. Bunlar süreç anahtar kelimesi olmadan asla kullanabileceğin tensler değil. Ama now yapısını gördün. Am I, verb, ing yok. Nereye gidebilirsin? Simple present tense'e gidebilirsin. Ya da am I'lara gidebilirsin. Present olarak düşünebilirsin. Başka? Gene bakacaksın anahtar kelimeye. Herhangi bir anahtar kelime var mı diye bakıyorum.
Hiçbir anahtar kelime yok cümlede. O zaman nereye giderim? Hiçbir anahtar kelime yoksa present'a giderim. Ya simple present ya da present perfect'e giderim. Adana'da ne var? Geçmişin geçmişi var. Gidebileceğim bir yapı değil. Verb 2'lik yok, geleceklik yok. Başka gözlemliyor diyebileceğim bir yapı olabilir ama ikinci tarafta zorundaydı, verb 2 yapmış. Niye pasta gideyim? Paslık bir yapı yok. Gideceğin tek şık Bursa olur. Tamam mı? Böyle çözün soruları. Çok acele etmeyin, dikkatli çözün. Çok acele çözmeyin ama niye yaptığını bilerek çözün. Neden onun öyle olduğunu bilerek çözün. Tamam mı? Bilim adamları kundak yönetiyorlar araştırmalar. Ney? Işık tutmak için muhtemel olan birkaç zihinsel hastalığa observe gözlemlediler. Bir neyi? İlişkiyi. Between lack of normal, normal bağırsak bakterilerinin eksikliği arasındaki ve beynin gelişmesi arasındaki değişikliğin ilişkisini gözlemlediler. Nasıl değişimler? Şizofreniye sebep olabilen değişimler. Genellemenin olduğu yerde cevap genellikle cool olur, can olur, may olur dedim. Bak dikkat edin. Tamam. Kısaltma sorularını nasıl çözeceğim hocam? Kısaltma sorularında öncelikle dikkat etmen gereken nokta aktiflik mi, pasiflik mi? Aktif bir kısaltmam var, pasif bir kısaltmam var. Her şeyden önce buna dikkat etmen lazım. Şimdi hizmet etmek. As a main shipping, şimdi temel ana bir gemi rotası olarak ne arasındaki? Hindistan ve Pasifik arasındaki Singapur'dan bahsediyor. Hizmet eden mi? Hizmet ettirilen mi? Aktif mi, pasif mi? Önce buna karar veriyorsun. Aktif mi, pasif mi? Aktiflik var değil mi? Bir aktiflik söz konusu. Aktiflik söz konusuysa pasifleri eledim. Elime bir ceyhan, bir denizli kaldı. Burada relative clause deduction var. Neden to'yu kullanayım deyip direkt denizliye gidersin. Ki ikinci taraftan tense tutarsan da burada benim gelecek sürece götürecek herhangi bir anahtar kelime var mı? Yok. For years demiş. Hemen have has verb'ca da have has been verb ing işaretlersin. Gene cevap denizli olur. Ne yapman gerekiyor? İki taraflı düşünmen gerekiyor. İki tarafı da tutturman gerekiyor. Yani demek ki ben kısaltma sorularından öyle çok korkmayacağım. Kısaltma sorularından ne yapman gerekiyor? Direkt bakacaksın aktiflik var mı, pasiflik var mı? Önce buradan şifreleyeceksin. Sonrasında ikinci taraftan eğer benzer tensler kullanırsa, diyelim ki şunların ikisinin arasında benzer tens kullandı. Buraya mesela koydu, dedi ki has verb koydu. Dedi ki buraya şıklara has verb ile has been verb ing'i koydu. Birbirlerinin benzer yapıları. O zaman ilk ikinci taraftan eleyemeyeceğim için ilk tarafa bakacağım. Hizmet eden Singapur mu? Hizmet etmek için Singapur mu? Hizmet eden Singapur dersin değil mi? Niye Tuğla'ya gideyim burada? Denizli'ye giderim. Tamam. Gene ikinci taraftan tutman lazım. Anlaştık mı? Hacettepe. Hacettepe. Geldim. Prep sorularına. Preposition sorusu korkulu rüyan olmasın. Preposition'da çok ezber gidiyorsun. Gitme. Biraz çeviriye odaklanman gerekiyor. Size şunu söyleyebilirim ki preposition bir tık çeviri, bir tık bilgi, bir tık phrasal verb bilgisi. Hepsini harmanlayarak çevirmen gereken bir nokta. Şuna bilmem gerekiyor en başta. Bazı prepositionlar önünü arkasını farklı yapılar alınca farklı çeviriye dönüşüyor. Her şeyden önce bunu bilmen gerekiyor. Nedir o? Sınavın hepsini çözmeyeceğim, taktik vere vere gideceğim. Şimdi nedir o? Mesela bayın arkasından eğer ben bir yüzdelik ifade percentage gibi yapılar görürsem ya da işte ne bileyim half of gibi yapılar görürsem, bunları gördüğünde, rakamsal ifade gördüğünde bay her zaman yaklaşık olarak çevrilir, bunu bilmem lazım. Yoksa patlarım. Ya da on ya da upon yapılarının cümlenin başına geldiğinde when, the'ında çevirisi olduğunu, tamam, cümle başında on ya da upon. Of yapısının cümlenin başında içinden diye çevrildiğini, cümle başında içinden diye çevrildiğini, bunları bilmem lazım. Bunları bilmezsen patlarız. With yapısının ile diye kullanıldığını tamam ama bazen de sahiplik anlamı verdiğini, the people with cancer, kanserli insanlar diyebilirsin. Beyond ötesinde diye kullanıldığını ya da aşağı yukarı anlamında, aşağısında yukarısında anlamında kullanılan bu yapıların genellikle level kelimesiyle kullanıldığını ya da period kelimesinin, süreç kelimesinin ne olduğunu, öncesinde süreç olduğu için, period bir süreç olduğu için over'la kullanabileceğini, during'le kullanabileceğini,
bunlarla kullanabileceğini düşünmen gerekiyor. Ona göre soruya yaklaşman gerekiyor. Şimdi hepsini anlatırsam saatlerimizi alır. Ama püf noktası bunlar. With dediğin sahiplik belirtisi de olur. Mesela the woman, kadın, neydi? Kanserli kadın. Kanserli, sahiplik belirttim mi? Belirttim. With cümlenin başına ilerlemelerle birlikte işte güzel şeyler olur anlamında kullanılıyor mu? Thanks to gibi kullanılıyor mu? Kullanılıyor. Beyond ötesinde demek. Beyond the world, dünyanın ötesinde, uzaydan kastım mesela, kullanılabilir. Of içinden örnek verebilirim. Hiç görmedik mi? Hih, eyvah. Of all my students. Benim bütün öğrencilerimin içinden X şöyle şöyledir deyip ne yaptın? X'i tekile attın. Burada bir grup var. Bu bütün grubun içinden deyip oradaki of'u sadece içinden diye çevirebilirsin. Yapılarda karşınıza çıkmıştır ama dikkatinizi çekmemiştir. Tamam mı? Buna göre çözeceğim. Arkasına önüne bakacağım preplerin. Önüne arkasına bakacağım. Bir grup. Şimdi bir grup olarak demiş. Recently son zamanlarda insan, dişi insanlar cinsiyetindeki bir grup. Bir grup demiş bak. Bir grup şuraya odaklanman lazım. İnsanlar female. Kadın bir grup. Bir gruptan kadın olarak adlandırılan diye devam etmiş. Bir gruptan olabilir, bir grup arasında olabilir. Bir gruba doğru toward olur mu? E doğru yönelme. Into ile to'yu e doğru diye çevirdiğimizi unutmayın. E doğru yönelme diye çeviririz. E gruba doğru kadınlar saçma. Bir grupta kadınlar belki bir grup için olmaz. From among arasında kaldım. İkinci taraftan on to üzerinde demek. Beyond ötesinde demek. With ile birlikte demek. Yeni metot DNA araştırmasındaki yeni metotla birlikte mi dersin? Yeni metot bir ötesinde mi dersin? Yeni metot üzerinde hiç demem. Bursa mı deniz mi diye bakacak olursan çeviremesen dahi nereye gidersin? Ötesindelik bir şey var mı burada? Yok. Cevap ne? Direkt Bursa gibi düşüneceksin. Tamam? Çeviremesen dahi ötesinde vurgusu şudur. Dünyanın ötesinde. Dünyanın ötesinde, uzay kastı, beyond the world, dünyanın ötesinde, a new planet, yeni bir gezegen keşfedildi gibi diyebilirsin. Tamam mı? Sahiplik olarak anlamda arkasından ne alır, anlatır mısınız? Sahiplik olarak anlamda arkasında isim, noun alır. Tamam mı? Sahiplik olarak noun alır. Sıfatlardan sonra her zaman ne kullanıyorum? Sıfatlardan sonra her zaman ne kullanıyorum arkadaşlar? Kısaltma sorusu gibi de düşünebilirsin bunu. Reduction sorusu gibi de düşünebilirsin. Biz kısaltma sıfatlardan sonra her zaman nereye gideriz? To'ya gideriz. Cevap direkt denizde olur. Teknik çözeceğiz, tamam mı? Teknik olarak. Teknik olarak yaklaşacağız. Bakayım olabilir mi? Olabilir mi? İkinci tarafı da tutturman lazım. Kefir bir fermente içecektir. Benzer olan yoğurta. Yoğurta. To orada ne oluyor? E-A yönelme oluyor. Ve is valued. Değerlendirilir. Onun faydası için, oh çok güzel oldu. Cevap o yüzden denizli. Tamam. Hızlı çözüm. Geldim bağlaç çözümlerime. Şimdi bağlaç çözerken birinci cümlenin yükleme, diğer cümlenin yükleme. Birinci cümlenin öznesi, diğer cümlenin öznesi. Bunları göz önünde bulundurman lazım. Başka sıfatlara dikkat etmen lazım. Zarflara dikkat etmen lazım. Artılı eksili durum var mı? Artı artılı durum var mı? Bunlara göre çözmemiz lazım. Ve sıfatın atıyorum mesela tam zıttını görüyorsan hiç düşünme zıtlığa gidebilirsin. Ya da cümlenin içerisinde would'lu bir yapı görüyorsan if gibi yapılara koşul bağlaçlarına gidebilirsin. So that'in arkasından her zaman ne gelirdi? Could gibi yapılar gelirdi. İkinci cümlenin içerisinde eğer ki şu cümlenin içerisinde can, could, işte will, would gibi yapılar görüyorsan cevap %80 so that'tir. Sın diye, yapabilsin diye, edebilsin diye. İkinci cümlede bunları görürsen so that'e gidebilirsin. Tekniksel olarak düşüneceksin bağlıcı. Çeviriye tamam dikkat edeceksin ama işin tekniğini de göz önünde bulunduracaksın. Bak, bizi yenebilirler belirli aktivitelerde. Yenebilir, artı bir şey. It will be a long time, uzun zaman olacak, before we see, biz görmeden önce robotları insan benzeri yönlerde, çok uzun zaman olacak dedim. Ne var burada? Burada ne var? Bizi yenebilir bazı aktivitelerde çok uzun zaman olacak diyor. Çok uzun zaman olacak. Ne var sence burada? Bir zıtlık var değil mi? Yenebilir ama çok uzun zaman olacak. Ama çok uzun zaman alacak. Bu kadar.
Ya da bakıyorum hemen şuraya. Teker icat edilmek, edildi. İnsanlar tasarladılar çeşitli yollar tümünü hareket ettirmek için hive object, aşırı ağır objeleri. Şimdi buraya bak, ben yapmıştım etmiştim gibi bir kullanım varsa, burada verb 2, head verb 3 varsa öncelik sonralık bağlaçlarına gidersin. In case'de felaket aranır gider. Artılı eksili durum var, yok gider. Her ne zaman teker icat edilirse demezsin gider. Dığı sürece müddetçe insanlar çeşitli yollar araştırdı demezsin. Teker icat edilmeden önce yapmıştı dersin. Before'un öncelik sonralık kullanımını vermiş. Günümüzdeyi gördüm. Eğer past ifade varsa direkt zıtlığa giderim. Bakıyorum. Burada ne var? Sen bu pronoun sorusu. Before'un olduğu cümlenin past perfect olması gerekiyordu ama hayır, yanlış ezber o. Sakın ha. Before'un arkasından asla head verb 3 gelmez. Sakın diyeyim bak. Before'un arkasından asla head verb 3 gelmez. Eğer öncelik sonralık vermek istiyorsan before'un bulunduğu cümle verb 2'dir. Diğer taraf head verb 3'tür. Bir eylem yapmadan önce, böyle çevrilir bu. Gelmeden önce uyumuştum. Varmadan önce uyumuştum. Tamam? After'ın arkasından head verb 3 gelir. Aman diyeyim. Bak sakın. Tamam mı? Sakın. Before ve by the time'ın bulunduğu cümleye head verb 3 gelmez. Anlaştık mı? Var mı bir sorun? Yok hocam, güzel. Şimdi kafan karışmış. Aynen. Şimdi bakıyorum. Bak şimdi bu tür sorular seni çok yoruyor ama bir tane soruya bu kadar kafanı takmayacaksın. Bir adetçik soru var ve bunu da hem çeviriyle çözebilirsin, teknikle çözebilirsin, fark etmez. Çeviriyle de çözebilirsin, sıkıntı değil. Burada arkasından isim alır mı, ismin yerine mi geçer, ne şekilde kullanılır, çeviri ne şekildedir gibi bir çeviri yapman lazım. Şimdi günümüzde dil tamamen izoledir. Neyden? Diller. Şimdi günümüzde dil tamamen izoledir diğer diller gibi bir çeviri var. Şimdi bütün diller deseydim ola es takısı getirirdim. Şu bir gitsin. Her bir dil izoledir diğer birçok dillerden. Saçma olur. Herhangi bir diğer dilden bir dursun dedim hani. Hiçbir dil tamamen izole değildir diğer dillerden. Olur çünkü other bir sıfat gibi düşüneceksin. Arkadan isim alır dursun. Herhangi bir dil izoledir. Neyden? A few. Çok azıcık dillerden. Niye böyle bir şey diyorsun ki? Saçma, çeviri saçma. Bir dil izoledir. Neyden? Birkaç diğer dilden. Bu anlama gelir ki. Muhtemel cevaplarım Ceyhan, Bursa, Edirne. Çeviriye dikkat et. Bu which means, bu anlama gelir. There is a constant. Sürekli bir etkileşim vardır. Şimdi anlama gelir diyorsan arka taraftan zaten bütün diller arasında sürekli bir etkileşim vardır diyorsan hiçbir dil diğer dillerden ayrı değildir dersin. Cevap direkt bursa olur. Bir tık çeviriye yüklenin bu sorularda. Teknik çözmeye çalışırsan patlayabilirsin. Bir tık çeviriye yükleneceğiz. Tamam? Tavsiyem budur. Şu saatten sonra bunu ezberlemeyle, efor sarf edeceğine git 5 tane paragraf oku, git 10 tane paragraf oku. Tamam? 6'ya kadar. Geldim bu ikili sorularıma. Şimdi ikili sorularda. Bu tür sorulardan bir tane soru gelecek. O yüzden buna çok fazla efor sarf etmeyin. Çeviriye yapmaya çalışın. Çeviriye yüklenin. Anlaştık mı? İkili soruları çözerken her zaman diyorum arkadaşlarıma, öğrencilerime. Diyorum ki boşluğun arkasında isim var mı? Boşluğun arkasında cümle var mı? Cümle varsa ne şekilde olur? Cümle yoksa ne şekilde olur? Sizin bu soruları çözerken birinci yapmanız gereken ikinci boşluktan sonra cümle var mı? İkinci boşluktan sonra cümle var mı? Cümle geliyor mu? Önce buna bakacağız. İkinci boşluktan sonra cümle var mı? Cümle varsa eğer neleri elersin? Mesela cümle var ikinci boşluktan sonra. Cümle varsa soğudeti saç deti silme. Soğudeti saç deti silme. Yoksa bunları sileceksin her şeyden önce. İkinci bakman gereken her iki boşluktan sonra birbirine benzer yapılar var mı? Her iki boşluktan sonra atıyorum sıfat sıfat, ejektif ejektif gelmiş. Atıyorum zarf zarf, adverb adverb gelmiş. Atıyorum to verb one gelmiş. Atıyorum as gelmiş. Birbirine benzer yapılar varsa
O zaman doğru cevap ne olacak? 4 tane muhtemel cevabın olacak. Bunlardan biri İdiroş, diğeri Nidirnoş, diğeri Botent, diğeri Natonnibatos. Doğru cevap bunlardır. Sadece hastalar değil aynı zamanda aileler. Hastalar aileler. Sadece sarı değil aynı zamanda kırmızı. Hem sarı hem kırmızı. Ya sarı ya kırmızı. Bak bu şekilde olur bunlar. Ya kurtarmak için devleti ya da işte ne bileyim hayatta kalabilmek için. Mekmak için. To work. Bu şekilde kullanabiliyorum. Başka. Bakayım. Bakıyorum insanlar who die with food you are likely to eat. Şimdi ikisi birbirleriyle benzer yapılar mı? Sence ikisi birbirleriyle benzer yapılar mı? İkisi başka şeylerden bahsediyor değil mi? Başka şeyler var bak burada. Die ne demek? Ne demek bu? Beslenmek. Değil mi? Yemek anlamında, beslenmek anlamında. İnsanlar onunla beslenir. Yiyecek, you are likely to, yiyeceğin yiyecek. Benzer yapılar mı bunlar? Değil. Benzer yapılar değilse şunlara bay bay. Bak boşluğun arkasındaki yapılar birbirlerine benzer yapılar değil. Bunlara bay bay. Başka. Aynen dinner'dan geliyor. Elimde iki şıkkım kaldı. Whether or'un iki tane anlamı vardır. Ya ister ister ya da ıpıpmadığı anlamında kullanılır. Buna nasıl dikkat edeceksin? Ipıpmadığı anlamında whether or noun clause'dur. Cümlenin bir ögesi olur. Yani ya öznesi ya da nesnesi olur. Ama ister ister anlamında cümlenin neyi olur? Cümlenin bağlıcı gibi. Bir adverbial clause olur. Yani orada bir cümlenin ögesi olmaz. Şimdi o zaman bakıyorum. İster insanlar onunla beslensinler. İster yiyeceksinin yemeğe eğilimli olduğun çünkü. Olur mu? Saçma oldu. Ipıpmadığı desen çünkü ile bağlayamazsın. Cümlenin bir öznesi olsaydı arkadan fiil gelmesi gerekiyordu. Yok öyle bir şey. Whether orada gitti. Teknik açıdan cevap direkt Ceyhan. Ne kadar insanlar onunla beslenirse o kadar yiyecek senin favori yiyeceğin olur gibi bir kullanım var. Tamam. Anlaştık mı? Bu tür soruları çözdüm. Taçın hesabına gençler sorular var. Bağlaç soru çözümlerini izleyin kesinlikle. Şimdi bakayım. Ne kadar onunla insanlar people you dine with. Onunla beslenirse insanlar, beslendiğinle yiyecek you are likely to, senin yemeğe meyilli olduğun yiyecek o kadar yemeğe meyilli olursun diyor. Çünkü diğer insanlar yediğinde, insanlar yerler, diğer insanlarla yediğinde insanlar %35 daha fazla yerler, onlar yalnız yediğinden. Burada diğer insanlarla yemek yemekten bahsediyor. Senin birlikte yediğin ne kadar çok insan varsa sen o kadar çok yemeğe meyillisin. Birlikte yiyorsun, masada daha çok yiyorsun. Ne kadar çok insan varsa o kadar çok yiyorsun diyor. Tamam. Cevap o yüzden Ceyhan. Anlaştık mı? Var mı soru? Herhangi bir soru var mı? Yok. Şimdi bağlaçlar da bu şekilde. Böyle gidersek yetişmez çünkü 80 soru olduğunu düşün. Trikler vere vere gideceğim. Demek ki bağlacı çözerken ikili bağlaçlarda bir öncesinde bir sonrasında bakıyorum. İkinci cümledeki, ikinci boşluktan sonraki bağlaçta cümle varsa so that, such that silmiyorsun. Eğer boşluklardan sonra gelen yapılar birbirlerine benzer yapılarsa cevap not only but olsa neither nor, either or ya da not, not both and olabiliyor. Onun dışında geri kalan sorularda mesela şurada direkt birbirlere benzer yapılar değil dedim bunlar. Üç şıkkı eledim gitti. Whether or yapısı ıpıpmadığı diye çevrilir. Cümlede özne ya da nesne olabilir ıpıpmadığı anlamında. Genellikle ıpıpmadığı anlamında görmek istiyorsan bir cümlede whether or'un bulunduğu cümlede genellikle işte debate tartışma, discuss tartışma gibi kelimeler kullanabilir. Bir şeyin olup olmadığını araştırırsın. Bir şeyin olup olmadığını tartışırsın. O şekilde düşün. Ama ister ister anlamında da cümlenin herhangi bir ögesi olmaz. Ne olursa olsun anlamı katar cümleye. İster şöyle olsun, ister böyle olsun. Ne olursa olsun anlamı katıyor. Ona da dikkat ediyoruz. Çok dikkat ediyoruz diyorum. Sonra geldim close testlere. Close testi çözerken bunun bir paragraf olduğunu unutmayacaksın. Tek başına spesifik noktalara odaklanmak yerine komple baştan okuyacaksın. Mekanı geldiğinde boşluğun
o cümleye kadar çeviri yapacaksın. Sadece bu cümle. 16. soru bu cümle. 17. soru devamında şuraya kadar diyeceksin. Buraya ne gelebilir diye ona göre hareket edeceksin. Tamam? Değişebilir. Değişebilir. Close testin bir paragraf olduğunu unutmadan soru çözün. Geçişlere dikkat ederek soruyu çözün. Preplerini geldiğinde cümlenin bulunduğu yere göre anlama da dikkat ederek çözeceğim. Onun dışında eğer tense pasif modal sorusu soruyorsa bana hakim olan tense dikkat edip ona göre cevap vereceğiz. Burada hakim olan tensim ne? Past bir tense. O zaman present yapıları siler misin sana sorduğunda? Present yapıları silebilirsin. Tamam. Burası telif yemez, yayınlandı çünkü sorular. Şimdi cümle tamamlama sorularını nasıl çözeceğiz? Hocam cümle tamamlama soruları için püf nokta birincisi bağlacı tutacaksın. Tuttum bağlacı. Bağlaç neden sonuç mu? Bağlaç zıtlık mı? Bağlaç koşul mu? Bağlaç zaman mı? Tutacaksın bağlacı. Eğer bağlaç zıtlıksa ki zaten çoğunlukla zıtlık üzerinden yürür. Birincisi bağlacı tutacağım. İkincisi şıklardaki refer ifadelere dikkat edeceğiz. Şıklardaki refer ifadeler çok önemli. Aman diyeyim. Şıklardaki refer ifadelere dikkat edeceğim. Refer ifadenin bulunduğu cevap eğer çok çeviremezsen, anlamadıysan işin içinde refer ifade yani zamir bulunan şık işaretleyeceksin. Şurada it is gibi mesela. It is usually demiş. Olabilir mi? Olabilir. Bakayım mesela. Hiç çeviremezsen ama. Hiç çeviremedin diyelim. Hiç çeviremediğinde refer ifade olan şıkları yüklenebilirsiniz. Ona da dikkat ediyorum. Her zaman bağlaç temelli. Özellikle bu refer ifade şıklar şunlarda dikkat edeceksin. Şıkta eğer bağlaç varsa soru kalıbında değil de bağlaç şıklardaysa nerede mesela görelim. Şıklara koyduysa mesela 27. sorudaki gibi bağlacı şıklara koyduysa bu sorularda refer ifadelere dikkat etmen gerekiyor. Zaten hep verir bak it is diye vermiş. It is vermiş. Şurada da it is vermiş. Büyük ihtimal cevap bunlardan biri olabilir mi? Olabilir. Başka bakayım. Amerika Marshall Planı yardım etti. Jumpstart. Avustralya ekonomisinin artmasına. Laying foundation for the country. Ülkenin refahının neyini? Güncel olan refahının oluşumunu arttırarak gibi bir kullanım var. Şimdi işin içine girdiğinde çok çeviremediğini farz et. Çok çeviremezsem nereye yükleneceğim? Refer ifadeli şıklara dikkat edeceksin. Bağlaç sorusunda zıtlık bağlacı varsa cümlenin soru kalıbında ikinci cümledeki stil yapılarına, ikinci cümledeki zıtlık sıfatlarına dikkat edeceğiz. Tamam? Cümle tamamlamalar bu şekilde. Çok fazla cümle tamamlama yok. Bu cümle tamamlamalarda bir tık YDS yok dile göre kolay cümle tamamlamalar oluyor. Biraz hızlı okumanız gereken soruyu kalıbını daha okurken ne gelebilir buna cevap olarak mesela ne verebilirim diye düşünmen gereken sorulardır. Düşünürsen eğer zaten cevabı karşına çıktığında işaretleyebilirsin. Ama tavsiyem her zaman bütün şıkları okumanız. Çok fazla böyle ay bu muydu ay şu muydu diye düşünmeden tekrar dönüp gelip bağlaca bakmanız. Çünkü bağlaca okurken şıkları unutuyorsun. Tamam. YDT kolay olur arkadaşlar. Korkmayın YDT'den. YDT çok rahat olur. Çok rahat olur. Çözdüğün bütün YDT sınavlarından daha zor olmaz. Tamam. Aynı seviyede hatta kolay olur. Merak etmeyin. Geldim paragraf sorularına. Şimdi paragraf sorularını yetiştiremeyen arkadaşlarım şu zamana kadar nasıl bir deneme süreci geçirdiysen, nasıl bir deneme taktiğin olduysa ona göre devam etmen gerekiyor. YÖK dilde alanlara göre değişkenlik gösterebilir. Ona göre taktik geliştirmen gerekiyor. Yani bütün denemeler boyunca nasıl bir deneme programın olduysa işte hocam önce şunu çözdüm, hocam sonra bunu çözdüm, sonra şunu yaptım, bunu yaptım diye bir taktik geliştirdiysen kendine asla sınav anında deneme çözüm taktiğini değiştirmiyorsun. O sana çılgınlar gibi başarısızlık getirecek çünkü. Atıyorum kimisi paragrafı önce okur, kimisi ilk grameri önce yapar, sonra paragrafa döner. Ama benim tavsiyem her zaman öğrencilere grameri yaptıktan sonra paragrafı aralara serpiştirmeniz. Süre konusundan kendinizi kontrol edebilmek adına. Paragraftan korkmayın. YDT'de şöyle bir durum vardır. Birinci sorunun cevabı genellikle paragrafın ilk cümlelerindedir. Sonuncu sorunun genellikle böyle diyorum. Hepsinde böyle olacak diye bir şey yok. Sonuncu sorunun cevabı da genellikle son cümlelerde, son 3-4 satırda olabilir.
Onun dışında önce sorulardan başlıyorsun paragraf sorusuna. Önce sorulardan başlıyorum bak, dikkat et bütün paragraflara. Önce sorular, soruları okurken neye dikkat etmen gerektiğini göreceksin. Sonrasında paragrafı okurken paragraftaki sıfatlara, zarflara. Zarftan kesin soru gelir bak, deme, demedi deme. Onun dışında zıtlık bağlaçlarına, relative clause cümle içlerine, non clause cümle içlerine ve cümledeki paragrafın içerisindeki süperlatif komparatif yapılara. Bunlara dikkat edersen eğer, komparatif. Bunlara dikkat ettim. Onun dışında no'lu ya da don't'lu, no, not gibi yapılı cümlelere dikkat edersen zaten cevaplar oralardadır. Oralara yüklendiğin anda cevaplar sana tık 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 çıkıyor. Şurada hata yapıyorsun şıklara gelindiğinde. Bak şıklara geldiğinde more than'lerden, compare contrast'lardan, superlatiflerden, always'lerden, often'lardan, işte never'lardan, particularly'lerden, bunlardan uzaklaşman gerekiyor. Zarftan nasıl gelir hocam? Zarfın eş anlamını sana true false sorusunda, yani it is fact sorusunda zarfın eş anlamını sorarlar. Şuna da dikkat. Demek ki ben şıklarda eğer no, not, only gibi yapılar varsa, first gibi yapılar varsa, comparative, superlative, more than'ler varsa, more than ya da less than'ler varsa paragraflarda, şıklarında. Onun dışında always, her zaman, çok büyük laflar bunlar. Her zaman, never gibi, mustn't gibi yapılar varsa bunlardan kaçacaksın. Particularly, especially, özellikle, mainly, çoğunlukla gibi yapılardan, şıklarda kaçıyorsun. Eğer pasajda yoksa, bak buna dikkat. Eğer pasajda yoksa kaçıyorsun. Pasajda varsa zaten o cümlenin bulunduğu yere göre vermesi lazım. O cümlenin bulunduğu yerden değil de bambaşka bir yerden veriyorsa gene kaçıyorsun. Tamamen bunlara dikkat edeceksin. Bunlara dikkat edersen rahat, kolaydır pasajları. Çeldiricisi olmaz çok fazla. Tamam? Paragrafları da böyle çözüyorum. Spesifik sorularda kesinlikle gidiyorum, olan yere bakıyorum. Mesela hangi durum doğrudur pasaja göre. True false yap diyor. Hangisi çıkarımda bulunur diyor. Çıkarım sorusu sormuş ama bana ne vermiş? Spesifik soru sormuş. Yerel nüfus hakkında hangisi olduğu çıkarılabilir? Demek ki yerel nüfusla ilgili bilgi verdin. Onlarla ilgili bir doğru yanlış gibi yaklaş diyor. Bunlara dikkat edeceğiz. Kelime sorularında genellikle burada referi vermiş, onu sormuş. Kelime sorusu da sorabilir. Kelime sorusunda kelimeyi biliyorsun, bilmiyorsun fark etmez. Soruyu, kelimeyi, ya ben kelimeyi bilmiyorum, ne yapacağım diye korkmayacaksın. Ne yapacaksın? Cümlenin bulunduğu noktaya göre. Buraya sanki kelime sorusu çözüyormuş gibi. Ya buraya şıklardan hangi kelime daha uygun oluyor? Olumlu mu, olumsuz mu kelime? Artı mı, eksi mi anlam var bu cümlede? Ona göre kelime sorusunu çözmemiz lazım. Tamam? Onun dışında geldim diyalog sorularına. Diyalog sorusu arkadaşlar hiç fark etmez. Hepsi aynı şey. Diyalog sorusu, paragraf tamamlama sorusu, cümle tamamlama sorusu. Yapacağım bu üç soru tipiyle ilgili kullanacağın tek bir taktik var. Cümle tamamlamada da aynı bu. Cümle tamamlama, paragraf tamamlama. Başka? Cümle tamamlama, paragraf tamamlama, diyalog sorularında. Dikkat edeceğim nokta, refer ifade. Bağlaç geçişi, konu kapsam özne, konu kapsam özne. Bütün bu üç soru tipinde de aynı şeyi yapıyorsun. Bütün bu üç soru tipinde de aynı şeyi yapıyorum. Hepsinde öncesinin sonrasına bakıyorum. Refer ifade var mı diye bakıyorum. Mesela also'lardan çok, özellikle diyaloglarda also'lara çok dikkat, ezvellere çok dikkat edeceğiz. Also'lar, ezberler, these'ler, it's'ler, bunlara dikkat edeceğiz. Konuyu kavraman lazım. Hani çok zamanım kalmadı, bir başa baktım, bir sona baktım diye soru çözmeyin diyalogda. Mesela bu Mary'nin ne dediğini anlayabilmek için bir sonraki cümlede Mary'nin dediğine bakman lazım. Tamam? Bakman lazım. Bir sırayla gideceksin, baştan aşağı okuyacaksın. Sırayla gideceksin ama odak noktan senin burada neresi olacak? Bir öncesi, bir de sonrası. Mary ne diyor? Fiona ne diyor? Olumlu mu düşünüyor, olumsuz mu düşünüyor? Bu
aleyhte mi lehte mi düşüncesine dikkat etmeniz lazım. Tamam. Sonra durum soruları. Ristetno sorularında size bir taktik vereyim. Ristetno sorusunda bağlacı dikkat. Birincisi bağlaç. Bağlaç temelde çok çözülmeyiz ama bağlaç çok sıkıştın, anlamadın cümlede ne diyor bilmiyorsun. Bağlaca dikkat ediyorsun. Bağlaç zıtlıksa paralel yapıda zıtlığını arayabilirim. Bağlaç neden sonuçsa paralel yapıda neden sonucunu arayabilirim. Bağlaç zaman bağlacıysa zaman bağlacı arayabilirim. Birincisi bağlaca dikkat. İkincisi miktar yapılarına dikkat. Miktardan da çok şikelenir. Üçüncüsü neye dikkat edersin? Model çekimlerine, model var mı diye dikkat edersin. Model var mı? Ona dikkat edeceğim. Dördüncüsü dikkat etmem gereken, artık burada zaten biraz azalır. Eylem kim neyi yaptı? Özne yüklem ilişkisi. Kim neyi yaptı? Ayrımına dikkat. Tamam. Miktar yapısı çok önemli. Miktardan elerim. Tıpkı zamandan eleyebileceğim gibi. Zamansal olarak sana şunu der mesela. More often than not. More often than not ne demek, ne demek hocam? Sık sık, often demek. Sık sık, often. Bu şekilde bunları, bu kalıpları bilmen lazım. Restatement'ta sıkıntı yaşamamak için. Zıtlık karşıtlığı zıtlık. Neden sonuç, neden sonuç. Ama mesela şöyle bir şey var. Karşılaştırma yapıyorsun. More'dan, bir şeyden daha fazla, bir şeyden daha az. Buna eş anlam olarak more'danlere ne gelebilir? More'dan vurgusu soru kalıbında yoksa gitmeyin. Eş anlam olarak instead of gelebilir bak. Bir şeyden ziyade ya da rather'dan, dan ziyade gelebilir. In place of gelebilir karşılık yapıları olarak. Ya bu ne alaka deme, gelebilir, olabilir. Bunlara dikkat etmiş olman gerekiyor. Restatement sorularında sıfata, model çekimine, miktar yapısına, zamana, yani mesela yaklaşık 2000'lerde mi yoksa 2000'de mi? O over'la in işi çok değiştirir. Ya da zamandaki gibi miktar yapısına, more than mi, less than mi, yaklaşık mı, tam mı, at least mi, bunlara. Onun dışında yüklemdeki model çekimine, can ihtimal mesela, can'in karşılığı ne olabilir? Able to olabilir. Can ihtimal anlamında able to ile eşitlenebilir. Ya da ihtimal anlamında probably ile eşitlenebilir. Bunlar olabilir. Tamam. Hocam 51. soruda soru kökünde ez verip e kadar karşılaştırma yapıyorsun. Bak hep komparatif yapıyorsun. Olur. Mesela işte more than bir şeyden daha fazla bir şey kadar. Olabilir. Karşılaştırma yapıları yapıyorsun. Ya da işte ne bileyim rather than bir şeyden daha fazla, bir şeyden oldukça more than'e geçiş yapabilir. Bir şey yerine instead of rather than birbirlerini karşılayabilir. Zıtlık bağlacı, regardless of, irrespective of, no matter how, bunlar hep birbirlerini tamamlayabilir cümlede. Olabilir. Yapılara bak. Karşılaştırma yapısı mı? Zıtlık yapısı mı? Koşul yapısı mı? Neden sonuç mu? Zaman mı? Onlara dikkat edin. Tamam? Restatement'ta. Mesela bak ya mis gibi gelmiş. As well as. As well as ekleme yapısı mı? Ekleme yapısı. As well as ekleme yapısıysa ben buraya ne ekleyebilirim? Ekleme yapısı gibi kullanabileceğim yapı ne? Çevirin tabii. Bir yandan da çevirin. Ekleme yapısı. Eklemeye ne eklersin? Ek olarak demişsin. Not only but also olabilir. Not only also var. Belki olabilir. In addition var mı göremiyorum. Şuralarda bir yerde. Either or olur mu? Ekleme ya bu ya bu. Either or olmaz mesela. Şu patlar. Apart from zıtlık olmaz. Apart from, aside from zıtlıktır. Ekleme değildir. Başka bakıyorum. Both and yapısı var şurada galiba. Both and, aynen böyle bir yapı var. Bu da olabilir. Başka şöyle bir bakayım. In addition to yapısı yok. Plenty of demiş mesela. Şöyle bir arıyorum. Rather'dan bir şeyden oldukça karşılaştırma vermiş. Rather'dan karşılaştırma mı yapıyorsun? X'den ziyade daha fazla şu, daha az şu mu? Yoksa ekleme mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen burada? Ekleme yapıyorsun. Aynen bir ses yok. Cevap muhtemel ya Bursa ya Edirne. İşte bunu bulduktan sonra gideceğin yapılar şunlar olduğu için sana daha çok zaman kazandırıyor. Bağlaçtan tutmayı o yüzden seviyorum ben. Bağlaçtan tuttum. Şurada bir not only but also var. Şurada bir both and var. Peki devamında devam edebilir miyim?
edebilirim. Nereye bakacağım? Neyin ek olarak? Konuşulan dile ek olarak biz kullanırız vücut dilimizi. Demek ki vücut diline ek olarak konuşma dili. To pass on, iletmek için mesajları, about ne hakkında, bizim modumuz ve kastımız hakkındaki mesajları iletmek için. Böyle bir kullanım var. Şimdi Edirne diyor ki hem vücut dili hem konuşulan dil have to. Model gördün mü? Bu cümlede model zorundalık var mı? Yok. Cevap direkt bursa. Bu kadar. Restatement bu şekilde çöz. Çok sıkışırsan, anlamadıysan, doğru cevaba yaklaşamadıysan. Tamam mı? Var mı sorunuz? Cevap direkt bursa mesela. Çünkü ne yok benim cümlemde? Have to be used. Kullanılmak zorundadır. Zorundalık yok ki. Biz kullanırız demiş. Hiç zorundalık vermiş mi buraya? Vermemiş. Model karşılığın yok senin. Sen git dedim. Bu kadar. Tamam. Aynen. Bağlaç model, zarfa, miktara dikkat ediyorsun. Sonrasında restatement devam ettik. Geldim durum sorularına. Durum sorularında her zaman cevap son cümleden gelir. En çok sevdiğin soru tarzı, zaten biliyorum durum sorularını. Her zaman cevap son cümleden gelir. Durum sorularında özellikle neye bakacaksın? Cümledeki zarfa. So you firmly. Nasıl bir şekilde reddettim? Kötü, sert, katı bir şekilde reddettim. Değil mi? İzin vermeyi. O zaman katı bir cümle olması lazım. Ya da mesela dikkat etmen gereken zarf olacak burada. So you say, sen ifade ettin senin hayal kırıklığını. Hayal kırıklığını ifade ediyorsan bir hayal kırıklığı, bir sistem olacak cümlede. Onun dışında bakayım şurada ne demiş? Kızgın bir şekilde. Hep zarftan çıkar bu sorular. Kızgın bir şekilde söyledim. Bak, kızgın. Ya da mesela şurada demiş. Gratefully ne demek? Mutlu bir şekilde. Mutlu bir şekilde. O zaman o uçuyorum havalara. Cool dile cümlenin kurulması ona yönelmemi sağlar. Aynen. Ben bu soruları boş bırakıyorum. Restatement yerine bunu çözmeyi öneririm size. Sakın boş bırakma. Sakın. Hiçbir soruyu boş bırakmayın. Bu sorular en kolay sorular. USA soruları söyleyeyim, en kolay sorular. Eğer yakalarsan zarfı, tutarsan zarfı, kaçmaz. Hiç kaçmaz. USA zaman yetmiyor deme. Şöyle bir bak, kızgın bir şekilde söyledin. İşin içinde ünlemler falanlar filanlar varsa işaretle. Bir oku, tuttur orayı. Tamam. Yazık yani, işaretlemeden geçmeyin. Ya okumadan geçmeyin. Tamam. Çok eğlencelidir. Biraz kafanı dağıtırsın. Şimdi bak, restatement sorusu yorucudur. Paragraf tamamlama sorusu yorucudur. Diyalog sorusu bazen yorucudur. Cümle tamamlama, ilk gramer yorucudur. Senin kafanı dağıtabileceğin nokta çeviriler. Kafanı dağıtabileceğin nokta USA'ler. Bunlarda kafanı dağıtacaksın. Yani bir S vereceksin sen aslında orada. Yani bu, burada soru çözüm sıralamasını kurarken buna göre bir dikkat etmemiz lazım. Buna göre böyle bir strateji düşünmen lazım. Bu saatten sonra yapmayın, değiştirmeyin stratejiyi, ama daha sonra seneye girecek olan arkadaşlar için çeviri soruları, işte USA soruları, bunlar nefes alma soruları. Aslında beyni dinlendirme sorularıdır. Bunlar es geçilecek sorular değildir. Doğru cevabın gelme ihtimali yüksek olan sorulardır. Kaçar mı? Kaçmaz. Belki çok zaman harcayacaksın restatement'ta. Yanlışların daha fazla olacak. Daha çok efor sarf edeceksin. Ama bu sorularda tık 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 okuyup geçeceksin. Daha fazla doğru yapacaksın. Daha az yorulacaksın. O yüzden bu stratejiye dikkat edin. Yani stratejik düşünmen lazım sınavda. Tamam. Paragraf atma sorularında demiştim, boşluğun sonuna ve önüne dikkat edeceğiz. Yani paragraf atmada zaman kalmayabiliyor. Biliyorum. Paragraf atmaya zaman kalmıyor hocam. Çözemiyorum, göremiyorum diyorsun. Tamam. Çözemiyor sanki eğer, boşluğun bir arkasına ve boşluktaki it yapılarına, boşluğun önüne ve oradaki cümlede ne geçiyor bu konu? Artıysa artıysa buraya zıtlık gelmez. Artı eksi ise mesela buraya zıtlık gelir. Zıtlıkla kurulan bir cümle gerekir. Tamam. Bu şekilde bir yüklenme yap. Yani bir öncesine, bir sonrasına ve refer ifadeye gene konu kapsamı özneyi kilitleyerek çözeceğim sorulardır. Bütün paragraf soruları. Yorucu sorular, ama artısına eksisine dikkat edersen, geçiş eğer artılı mı eksili mi diye bir dikkat edersen çok rahat çözebileceğin, bütün paragrafı okumadan da çözebileceğin sorulardır.
Çeviri sorularına hiçbir şey diyemiyorum zaten. Çeviri sorularını hepiniz çok iyi biliyorsunuz, yapıyorsunuz. Çeviri sorusunda dikkat etmen gereken tek nokta relative clause özneleri. Relative clause öznelerine çok dikkat edeceğiz. Yani who ile açılan, which ile açılan, where ile yapılan, işte ne bileyim whose ile oluşturulan relative clause özneleri varsa eğer, yapan eden diye çevireceğiz. Oradaki relative clause'u ne yapmayacağız? Göz ardı etmeyeceğiz. Birincisi, çeviri sorularında önce özneyi buluyoruz. Sonra özne relative clause öznesi mi, normal özne mi? Buna dikkat ediyoruz. Normal özne mi? Onun dışında yükleme bakıyoruz. Yüklem isim cümlesi mi, fiil cümlesi mi? Yüklem isim cümlesi mi, fiil cümlesi mi? Ve modal çekimi var mı? Modal çekiminin yanı sıra aktif mi, pasif mi? Bunlara çok dikkat. Sonra üçüncü olarak bağlıca bakıyorsun. Zaten şu iki noktada iki şıkkı düşürürsün. Bağlıca bakarak ne yaparım? Eleme yaparım zaten bir yandan da. En son noktalar 4 ve 5 olarak miktar yapılarına, miktar yapılarıma dikkat ediyorum. Sıfatlara, zarflara. Çok zorlarsa seni 6. olarak da relative clause içlerine, non-clause iç cümlelerine dikkat ediyorsun. Onu diğer cümleyle ayrı mı çevireceğiz? Anlatamadım sanırım. Cümle iki tır arasında gelince, yo ayrı çevirmeyeceksin. Burada iki virgül arası bilgi veriyor bana. Sanki burada relative clause var, ek bilgi varmış gibi düşünüp devam edeceksin. Bak. Çeviri sorularında fire vermezsiniz zaten. Severek yaptığın soru tipleri. Kafamı buralarda rahatlatıyorum bak çeviri sorularında. Kafamı rahatlatıyorum, mis gibi bakıyorum. Sonrasında en son olarak da zaten paragraf atma sorum geldi. Paragraf atma sorularında bodozlama dalmayacağız sorulara. Roma rakamı dediğimiz bu sorularda her şeyden önce konuyu toparlayacaksın. Konu ne? Konu ne? Özne ne? Kapsam ne? Artı mı? Eksi mi? Olumlu mu? Olumsuz mu? Bana konu olarak neyden bahsediyor? Bir de ikinci cümlede şöyle bir refer ifade verdiyse, bu grup, bu grup içerir diyorsa, birinci cümlede kesinlikle bu gruptan bahsetmiştir. Burada kitler miyim soruyu? Kitlerim. Bu grup içerir basit şekerler, kompleks şekiller, ne gibi? Örnekler vermiş. Peki grup var mı bakayım? Karbonhidratlar are a vast, kocaman ve çeşitli bir besin grubudur. Birçok yiyecekte bulunan grup deyip bu grup dedin. Karbonhidratlardan bahsediyorsun. Özneyi tuttum. Özne karbonhidratlar. Konu ne? Karbonhidratların içerikleri. İçeriğinde bulunan şeyler. Öyle devam etti bak. Basit şekerler vesaire deyip devam etti. Sonra in contrast a'dır. Diğer karbonhidratların aksine. Şimdi zıtlar girersen konuyu değiştirirsin, özneyi değiştirirsin. Lifler bir tip nedir? Kompleks karbonhidratlardır. Cannot be readily, hazır bir şekilde ne yapılanmayan, bizim vücudumuzda sindirilemeyenlerdir. Şimdi konu değişti. Bakayım şurada da bir sindirim var. Özneyi değiştirdim. Sonra dedim ki basit şekerin temel fonksiyonu. Ne alaka? Şimdi basit şekerle geldin, basit şekerle devam ettin. O zaman burada ne var? Hangisi konu dışı? Hangisi konu dışı dersin? Şöyle bir bak bakayım. Bağırıyor. Şimdi ne, orada fiberden yani liften bahsediyorsan senin devamında lifle devam etmen lazım. Var mı lif? Yok. Şekerle devam ettim. Cevap direkt Ceyhan. Konu, kapsam, özne. Tamam. Konu, kapsamı özne takip yaptığında bu iş tıkır tıkır gider. Bak devamını okumadım bile. Dedim ki sen burada buraya bir geçiş yapıyorsan, buraya geçiş yapıyorsan buradan devam etmen lazım. Artıdan eksiye geçiş yapıyorsan eksiden devam etmen lazım. Eksiden artıya geçiş yapıyorsan artıyla devam etmen lazım. Bu böyle gider. Gitti mi? Gitmedi. O zaman cevap ne olur? Direkt 3 olur. Konu değişti. Tamam. Paragraf atma, paragraf tamamlama, Roma rakamları soruları hep ne? Refer ifade, bağlaş takibi. Hocam bazen dediğini anlamayız. O zaman ne bileyim yapabiliriz. Ne dediğini anlamıyorsan o zaman ne yapacağız? Şuna dikkat. Özneleri tutun. Tuttum özneyi. Hiçbir şey anlamadım. Cümleden hiçbir şey anlamadım. Özneyi tut ve yüklemi tut. Bak özne yüklem ne? Sıfatı bilirsin. Çeşitli. X'ler çeşitli bir grupmuş. Ve bu grup içerirmiş. Bir şeyler içerirmiş. X'ler, Y'ler, Z'ler içerirmiş. Bak içerik bir grup. Sonra dedim ki aksine zıtlığı verdim. Sonra dedim ki bunlar, bu X'ler, bu X'lerin aksine başka bir şeyler.
Şimdi başka bir isim geldiği anda bundan devam etmiyorsa ya da o demiyorsa, it demiyorsa, bir şey demiyorsa, ona refer ifade kullanmıyorsa büyük ihtimal o gereksizdir. Tamam? Hiç çeviri yapamadığın noktada özne yüklem ilişkilerine, özne yüklem bağlaç ilişkisine. Sıfatları zaten biliyorsun. Özne yüklem sıfat bağlaç ilişkisinde devam edeceksin. Özne sabit devam etti. Bağlaçla özneyi değiştiririm. O zaman diğer özneden devam etmem lazım. Artı ise artı, eksi ise eksi. Ona göre bakmak lazım. Tamam? Zamandan kronolojik olarak eğer pas bir eylemden bahsediyorsa kronolojik sıralayın. Yani pas bir olay örgüsü varsa cümlede kronoloji arayabilirsin. Ama genel bir ifade olarak böyle genel bilginin olduğu yerde kronoloji aramayın. Koca bir soruyu komple taradık. Şimdi sınavı nasıl hızlı çözersin? Sınavı nasıl hızlı çözersin? Birincisi, dediğim gibi asla kendi taktiğinizi ne yapmıyorsun? Bu zamana kadar çözdüğün soru çözüm taktiğini sınav anında değiştirmiyorsun. Asla. O sana başarısızlık getirecek. Onun dışında hızlı çözebilmek için bilmediğin kelimelere takılma. Bak, bilmediğin kelimelere takılıp zamanını harcıyorsun. Bilmediğin kelimeye takılma, devamında sana paragrafta olsun, işte ne bileyim bir diyalogda olsun. Orada zaten onun ne olduğuna dair bir püf noktası, bir hatırlatma, bir açıklama yapacaktır. Bilmediğin kelimeye takılmıyorsun. Bu sene sınav zor gelmeyecek. Geçen sene de zor gelmedi. Ondan önceki sene de zor gelmedi. Zor gelmeyecek sınav. Senin şu an çözdüğün, çözebileceğin denemelerden daha zor olmayacak. Tamam? Kolay olacak. Sınav kolay oluyor. YDT sınavı zor olmuyor arkadaşlar. YDT'de şöyle bir sıkıntımız var. YDT'de senin hızlı soru çözmen gerekiyor. Hızlı soru çözebilmek de bir anda 4 günde yapılacak iş değil. Taktikle birlikte kelime çalışması, işte paragraf soru çözümü, hızlı okumalar, bunların yapılması gerekiyordu. Eğer bu şekilde bir çalışma yapmadıysan tavsiyem şu an daha kolay soruyu nerede çözüyorsan, işte durum soruları daha mı cepte, daha mı çok çözüyorsun? O zaman onu öne atman lazım. Close test daha mı çok çözüyorsun? Onu öne atman lazım. İşte İngilizce, Türkçe, Türkçe, İngilizce çeviri garanti mi? Onu öne atman lazım. İlk gramerler daha mı iyisin? Grameri öne atman lazım. Hangi alanda iyisen onları bir öne atman lazım ki oradan fire vermeyesin. Tamam? Çözdüklerimiz zor, sınav daha kolay geliyor. Bu bizim işimize gelmeli. Kesinlikle. Ben hiç boş bırakmıyorum. Tutar belki de hepsini çözüyorum. Netim düşüyor ya. Öyle yapma. Sakın. Bu bildiğin gibi net hesabı üzerinden olan bir sınav. Bilmediğiniz, emin olmadığınız soruları işaretlemeyin. Emin olacak bir nokta bulduğun anda işaretle soruyor. Boş yere boş boşuna niye bir tane puanım gitsin? Tamam. İki şık kalırsak işaretlemek mantık mı? İki şık olarak kalıyorsan eğer... Eğer böyle iki şıkkın arasında ya evet kesin budur dediğim bir yapıysa, orada bir röfer ifade gördüysen, konuyu tuttuysan, diğerini eleyebiliyorsan işaretle, iki şık arasında kalıp sallamayın. Tamam? Stres için ne yapmalıyız? Stres için buna diyebilecek bir şeyim yok. Stres için stres olacak arkadaşlar, mecbur. Yani bundan kaçınılmaz. Bu kaçınılacak bir şey yok. Son güne kadar ders çalışabilirsiniz. Bu YDS dil sınavları özellikle, hani belki Türkçe matematik için gerekli değildir ama dil sınavlarında son güne kadar bir okuma, sınava girene kadar bile bir okuma yapılır. Ki beyniniz zinde tutasın. Bir kelime tekrarı, orada gördüğün bir bilgi, o şurada gördüğün bir bilgi seni sınava girdiğinde karşına çıkabilir. O yüzden son güne kadar çalışmalarınızı ihmal etmiyorsunuz. Stres için stresle yaşamayı, stres kontrol etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Stres yapmayın ya demek kadar itopik bir durum yok. Tabii ki stres yapacaksın. Bir sene boyunca hazırlandığım bir sınav. Ben sizi anlıyorum. Hepimiz bu yollardan geçtik. Hepimiz bu stresleri yaşadık. Ama size tavsiyem uyumaya çalışın. Yani uyku düzeninizi şimdiden düzene sokmaya çalışın. Gececi arkadaşlarım var biliyorum. Sabaha kadar ders çalışıp yatan, sabah sonra akşama kadar yatan arkadaşlarım var. Bunu sınav günü yapmaya çalışırsan büyük sıkıntı yaşarsın. Şimdiden uyku düzeninizi düzene sokmaya çalışın ki sınav günü geldiğinde hiç olmazsa uykusuz sınava girmeyin. Tamam? Bir gün önce deneme çözmeyin. Sınavdan bir gün önce deneme çözmeyin ama sınavdan önce deneme gibi skill testler çözebilirsin. Yani 5 tane paragraf, işte 10 tane cümle tamamlama, 2'şer tane close test şeklinde çözebilirsin.
Stres yaşamak istemiyorsanız uykusuz kalmayacaksınız arkadaşlar. Aşırı stres yaşamak istemiyorsak uykusuz kalmayacağız. Kelimeler çıkmış kelimeler birazdan atacağım gruplara. Telegram grubumuza da atacağım. Diğer Telegram gruplarına da atacağım. 2013-2020 YDS çıkmış Excel dosyasını sınava girmeden full çalışın. Full oradaki kelimeleri çalışın. Emin olun oradaki kelimeden başka bir kelime karşınıza kolay kolay çıkmayacak. Tamam mı? Atacağım ben. Uyuyun. Uyumadan olmaz. Bu iş uyumadan asla olmaz. Uyumadan olmaz. Sakın bak. Uykunu eğer düzene sokmazsan bu iş olmaz. Uykunu şimdiden düzene sok. Sınav anında elin ayağın titremesin. Boşta bulunma. Kafan dağılmasın. Mis gibi kahvaltını yap. Mis gibi iki tane yumurtanı ye. Mis gibi kendini böyle bir rahatla. Sınava öyle gir. Tamam? Anlaştık mı? Allah yolunuzu açık etsin. Başarılar diliyorum. Dediğim gibi sınava girdikten sonra ya öf, bu kadar da değilmiş, niye bu kadar abartmışım diyebileceğim bir sınavla karşı karşıya kalacaksın. Sakın o kadar gözünde büyütme. Bu zamana kadar çözdüğün bütün sorular neyse daha fazlası sana sorulmayacak. Aman aman o kadar zor bir soru olmayacak. Aman diyeyim. Tamam. Kendinize çok iyi bakın. Şuradan bir müzik açmaya çalışıyorum. Açamıyorum. Bir dakika. Şuradan bir müzik açıp öyle gideceğim. Kendinizi sıkmayın. Sıkma kendini. Güzelce beslen, güzelce uyu, öyle gitsin ama. Tamam? Sizi seviyorum. Dikkat edin kendinize. Görüşmek üzere. Başarılar.